Grubun en genç üyesi Ayşe Hanım. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Bu tip oyunlarda da of. Çevresinde zaten kelimatör olarak tanınırmış. Niye güldünüz o kadar? Öyle dedi yani, hani arkadaşınız dedi ki çok iyi bilir bu oyunları. Çok bakalım, ciddi sonuçlar göreceğim. Alacağına eminim. Hatta ben şimdiden kendisini müstakbel şampiyon olarak ilan edebilirim dedi. Size yani, güveniyor. Teşekkür ederim. Ben de güveniyorum. Teşekkür ederim. Siz kendinize güveniyor musunuz? Yani. Yani? Güveniyorum. Dört harfli bir kelime. Evet. 9000 diyelim. Diyelim biz de. Çünkü bakın biraz önce hani soruları değerlendirin lütfen dedim. Cihan Bey'in soruları, evet zor sorular da vardı ama evet, uygundu bana dediniz. Cihan daha Bey sanki, evet, her şey yolunda gitseydi evet, 9000 yapıyordu. Yapıyordu. Demek ki siz de yaparsınız. Sonuncusu biraz şeydi, evet aynen. Hadi bakalım. Olumlu bakalım. Başınıza da güzel şeyler gelsin. Aynen, tamam. Ayşe Hanım'ın ilk sorusu. Erkek keçi. Teke. Çok güzel. Gelsin. Biraz böyle denizcilikle ilgili. Yardımcı hizmet personeli olarak görev alan yeni yetmeceğim. Miço muydu? Neydi bu? Miço. Miço. Miço'dur efendim. 400 puan daha. 5 artı 1 tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi. Sabah nokta noktası, akşam nokta noktası, haber nokta noktası, çocuk nokta noktası. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Periyot gibi böyle ama daha bizden bir kelime. Bir harf daha alayım. U var. Ha, kuşak. Kuşak, kuşak, sabah kuşağı, haber kuşağı. Beş artıcı tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Haydi gelsin. Dolayı. Eş anlamlısı nedir acaba? Ötürü. Bunun? Ötürü. Ondan dolayı, bundan ötürü. Gayet güzel. Beyefendinin söylediği kadar varmış yalnız aşağıda. Buyurun efendim. Yeni soru geliyor. Sabır ve eğlenceyi aynı potada eriten bir oyun türüdür. Satranç. Sabredersiniz ancak öyle eğlenirsiniz. İki kelimeden oluşuyor. Ha. İngilizcesi daha yaygın. Ha, yap boz. Yap boz. 600 puan değerinde. Her şey yolunda. 6 harfli cevaplar bitmek üzere. Buyurun, şöyle bir soru sorduk size. Simge. Fransızca kökenli eş anlamlısı. Ambulem değil. Simge. Logo değil. Bulursunuz. Ne kadar zaman? Ya zaman mıyım şu an? İyi. Ona göre düşüneceğim. Gayet güzel. Simge. Fransızca. Evet. Ve yaygın kullanılıyor. Simge kadar yaygın kullanılıyor. Simge bir kadın ismi. Ablam değil de. Belki ondan daha fazla kullanılıyor. Bir harf alayım ya. Aldık bir tane harf. Ha, sembol. Keşke almasaydık. Daha M görünür görünmez. Aynen. Cevap belirdi Ayşe Hanım'da. Bir şey olmaz. Nazar boncuğu olsun. Şu ana kadar 3 tanecik harf aldınız efendim. 12 tane daha alabilecek durumdasınız. Sakın ha. Hadi bakalım. Yok, o kadar. Bakalım inşallah gelmez. Buyurun, yenisi geliyor. Yine dümdüz soru. Utanmak. Hicap duymak. Utanmak. Utanmak. Böyle kısa kısa yedi harfli cevaplarınızın soruları geliyor. Bu biraz daha zıpıracak. Alafranga cambaz. Akrobat. Tebrik ederim. Beklemediniz bile vallahi. Tebrikler. 8 harflidir efendim elimdeki sorunun cevabı. İki kelimeden oluşur. Kelimelerden bir tanesi bir ünlemdir. Ünlem. Şöyle de sorulmuştur. Motive etmek, cesaret ve manevi destek vermek için kullanılan bir söz dizisi. İki kelime, kelimelerden biri bir ünlem demiştim. Birini motive etmek, hadi o kişiye be, hadi, cesaret ve manevi destek yürü, vermek. Hadi yürü, yürü hadi. Yürü be. Yürü be gibi. Yürü be gibi. Hı-hı. Ama 8 harfli. Hadi yürü olsa olacak da hadi olmuyor sanırım. Ünlem. Bir harf alayım hadi. Aldık bir zaman tane. Gitmesin. Almayın başka. Ha gayret. Ha gayret 700 puan değerindedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Unutulmuş bir kelime değildir. Şey, ne kadar kalıyor kelime başına zamanım şu an? Kelime başına. Şimdi 2 dakika 1 saniye var elimizde. Benim elimde size soracağım 5 tane sorum var. Bölelim 5'e. Ne çıktı? 20 kaç saniye? 24 saniye mi? Olabilir. Bilmiyorum. Olur. Bilmiyorum. Bu kadar ince bilmiyorum. Hesap yapacak mıyız gerçekten? Yok, yapmayalım madem. Bence rahat edelim. Tamam. Buyurun. O zaman harf almayayım bir süre. Biraz bekleyeyim. Almayın. Tamam. 11 tane harf alabilecek durumdayız. 9400 tamam, puana koşuyoruz. Hı-hı. Süreyi kullanın zaten. Tamam. 0 saniyeyle bitsin de bir tamam, tane harfi eksik alın efendim. Tamam. Faydadır. Buyurun gelsin. Tamam.
Sevgi, yarenlik anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Başka anlamlarda da kullanılıyor dilimizde. Hatta o anlamı daha yaygın kullanılıyor. Sevgi, yarenlik, arkadaşlık değil, dostluk değil. Sevgiyle yarenlik biraz farklı kelimeler değil mi? Sevgi ve yarenlik aslında sevdiğiniz kişiyle... Yavukluk falan değil herhalde. Yavukluk mu? Sevgi değil. Arkadaşlık. Ama böyle sevgiden doğan arkadaşlık. Dostluk değil. Sevdiğiniz arkadaşınızla ne yaparsınız? Muhabbet ederim. Sevgi anlamına geliyor mu muhabbet? Hayır. Neden? Mesela Habib muhabbetten gelir, geliyor muhabbet mu? Gelir muhabbet değil mi? Bilmiyorum. Muhabbet. Muhabbet kaç harfli? Kandırıyorsun sanırım. Buyurun 1800 puan. Gelsin 9 harfli cevaplar. Elde 1 dakika 16 saniye var. Şöyle sorulmuş. İnanılacak gibi olmayan, inanılmaz. Birleşik kelime, iki kelime yani. Ha, iki kelime. Nasıl bir olay? Akıl almaz. Nasıl? Akıl almaz. Akıl almaz bir olay. Buyurun efendim ikinci 9 harfli cevaba. Görelim. Herhangi bir seçim veya oylamada sıralamanın en üstünde olan liste isim. Liste başı. İki kelimedir bile demeye gerek kalmadan. 7400 puana çıkarttılar kasayı. 9400'e doğru ilerliyoruz. Sever misiniz belgeselleri? Seyreder misiniz o hayvanlı belgeselleri özellikle? Ya hayvanları sevmiyorum özellikle. Hayvanları sevmiyorum. Daha böyle hani fizikle ilgili ya da böyle hani uzayla ilgili olanları daha çok severim. Ama... Uzayla ilgili hayvan yok ki. Hayır işte belgeselin uzayla ilgilisini. Tamam, işin içerisinde hayvan olmasın istiyorsunuz. Olabilir ya, olsun artık, yapacak bir şey yok. O belgeseller sayesinde tanıdığımız ve birçok kişinin hayranlık beslediği, seviyorlar mı bilmiyorum ama hayranlık beslediği bir hayvancağızı soruyorum size. Pek cağızlık tarafı yok. İki kelimeden oluşuyor adı. Şöyle de soruluyor kendileri. Sansargillerden sorduğumuz ikinci hayvan. Dünyanın en korkusuz hayvanı unvanıyla Guinness kayıtlarına geçmiş sansargillerden bir canlıdır. Bu canlı bir deli. Bu canlı aklını kaybetmiş. Ay. Sincap falan değil. Sincap mı? Yok. Bu aslana saldırıyor boyuna postuna bakmadan. Siyah beyaz postu var. Türlü türlü dostu var. Olmadı. Kokarca değil. Susamuru değil. Sallayayım var. Sansargillerden. Sansargiller ne ki acaba? Gelincik mesela. Cihan Bey'e sormuştuk. Ya of. Bilmiyorum, bir harf alayım ya. Kaçıracağım yoksa. İki kelimeden oluşuyor efendim bu hayvanın ismi. Porsuğu mu bir şey? Ne porsuğu olabilir? Dağ porsuğu. Dağ porsuğu mu? Bence hayır, bir harf bağlı. Bal porsuğu. Nedir efendim? Bal porsuğu. Bal porsuğu. Fikrim yoktu gerçekten, öğrenmiş oldum. Bir insanın bu konuda fikri olmayıp da bir anda bal porsuğunu söyleyemez bir PH. Hayvanı biliyorum ama hiç yani aklıma geldi. Duymuşsunuz daha önce. İlgilenin efendim, çok değişik bir hayvan. P çok güzel yerden geldi ama gerçekten. Harikaydı, siz de şansınızı iyi kullandınız. O zaman son soruya doğru seyirtelim. Hadi bakalım. Beyne kısa devre yaptıran bir tedavi yöntemi. Hayda. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir harf daha alayım. Bir çeşit suni... Epilepsi. Elektroşok. Elektroşok. Ya. Ve böylelikle Ayşe Hanım 9100 puanın üzerine çıkarttı kasasını. Şeyle yapardım da risk almak istemedim. Zaman azalınca dedim bir tane daha alayım. Şimdi peki 9200 puanla geçerlerse sizi üzülecek misiniz o son harfe? Ya ne yapalım? Kader kısmet. Aynen, yapacak bir şey yok. Sonuç itibariyle güzel miydi? Güzel, çok güzeldi. Sayenizde öyleydi. Kocaman alkışlar.